Anadolu'da ticaret geleneğini başlatan, sokakları buram buram tarih kokan Kayseri'deyim. Hem yer altındaki kültür mirasları hem de yer üstündeki zenginlikleriyle kadim şehir Kayseri'yi benimle keşfe hazırsanız lezzet atlası başlıyor. Anadolu'nun ilk uluslararası ticaret durağı. Yerüstü ve yeraltı miraslarıyla benzersiz bir yeryüzü atlası. Kayseri'nin heybetli coğrafyasında destanlaşır kahraman yılkı atları. Romalılar döneminde imparator şehri olarak bilinen, 1515 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından kesin olarak Osmanlı topraklarına dahil edilen bu şehir, tarihin kıymetli hatırası. Bilinen ilk ismi Mazaka olan, sokaklarında dünle bugünü buluşturan Kayseri, İç Anadolu'nun en yüksek dağı olan Erciyes'iyle bir tabiat şaheseri. Seher vakti kalkan kimse, havasını koklayınca cennet rüzgarı koklamış gibi olur. Evliya Çelebi'nin bu sözlerle tarif ettiği şehrin kendine has mutfağı da ayrı bir güzelliktir. Bir Osmanlı sefer yiyeceği olarak adını bastırma kelimesinden alan pastırma, bugün Kayseri'nin dünya markası olmuş bir lezzetidir. Şehrin bir başka zenginliği ise Bizans döneminden kalma Ali Dağ yeraltı şehridir. İşgal vakti sığınma amacıyla kullanılan ve yüzyıllar öncesinden izler taşıyan şehir, Kayseri'nin tarihe ışık tutan bir başka feneridir. Şu an Kayseri Talas'ta çok güzel bir tarihi mekandayım. Burada sizlere ıspanaklı paçanga böreği hazırlayacağım. İlk önce paçanga böreğinin içini hazırlayarak başlıyorum. Göçebe bir yaşam tarzına sahip insanoğlu at üstünde ilerlerken aç kalmamalıydı. Bunun için tuzlanmış et parçalarını atın eğerlerine sıkıştırır ve acıktığında yerdi. Bu bastırma işlemi de pastırma isminin doğmasına sebep olmuştur. İçine birazcık dereotu doğrayacağım. Şimdi sıra geldi ıspanakları doğramaya. Bir tane domates doğramak istiyorum içine. Şimdi pastırmalı iç harcına kaşar peyniri ekleyeceğim. Kaşar peyniri hem çok güzel bir lezzet verecek hem de tüm malzemenin birbirine bağlanmasını sağlayacak. Kaşar peynirini ekliyorum. Tuz eklemiyorum çünkü zaten pastırmada yeterince tuz var. Şöyle karıştırıyorum. Yufkalarımı masaya alarak başlıyorum. Dörde böleceğim ilk önce yufkamı. Şu şekilde parçaları ayırıyorum. Bir parçasını ek yapmak için kullanacağım. O yüzden onu da üçe bölüyorum. Şöyle yufkalarımın üstüne koyuyorum. Bunu yapmamın sebebi iç harcının aslında içinden çıkmaması ve böreğimi delmemesi, daha sağlam bir yapısı olması için iki kat yufkayla yapıyorum. İlk önce bir tane bütün pastırma koyacağım. Ve daha sonra hazırladığım içleri koyacağım içine. Bu şekilde içini zengin bir şekilde bolca malzeme koyarak hazırlıyorum. Çok fazla sıkı sarmayacağım. Şöyle iki kenarını katlıyorum. Daha sonra yavaşça sarmaya başlıyorum.
En son hazırladığım soğuk suya bandırarak uçlarını yapıştırıyorum. Kızartmak üzere bir tabağa alıyorum. Şimdi kızartmak üzere paçanga böreklerimi kenara aldım. Ama kızartmadan önce nar salatası yapacağım bugün sizlere. Cevizli maydanozlu çok güzel bir nar salatasıyla paçangamı servis yapacağım. O yüzden şimdi nar salatamı yapmaya başlıyorum. Şimdi salatam için maydanozu doğrayarak başlıyorum. Şöyle maydanozları aldım. İçine bolca ceviz doğrayacağım. Sonra narları ekleyeceğim. Ve üzerine zeytinyağı ve nar ekşisi ekliyorum. Şimdi salatam hazır. Servis için onu kenara alıyorum. Ben de bu esnada paçanga böreklerimi kızartmaya başlıyorum. Paçanga börekleri o güzel altın sarısı rengini aldılar. Çıtır çıtır oldular şu anda. Ve ıspanaklı paçanga böreğim ve narlı cevizli maydanoz salatam hazır. Ben bugün sizlere bu güzel tarihi mekanda bu güzel yemekleri hazırladım. Dilerim ki siz de bu tarifleri evlerinizde denersiniz ve nesilden nesile sofralarınızda yaşatırsınız. Roma döneminde yapılan, Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat döneminde bugünkü şeklini alan Kayseri Kalesi, tüm görkemiyle kentin merkezinde korunmakta. İç ve dış kale olarak inşa edilen yapı, sıra sıra dizilmiş askerleri andıran burçlarıyla halen göz doldurmakta. Kayseri stratejik konumu nedeniyle tarihte işgallere maruz kalmış önemli bir şehrimiz. İşte bu saldırılara karşı Roma döneminde inşa edilmiş olan Kayseri Kalesi'ndeyim. Burada sizlere ayvalı tayinli yaprak sarma hazırlayacağım. Yanımda konuğum Pınar Hanım var. Pınar Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir yemek yapacağız sizinle bugün. Hem de o güzel Kayseri mutfağından bahsedeceğiz. Çünkü bu konuda çok bilgilisiniz. Ben de çok merak ediyorum sizden alacağım bilgileri. Şimdi sizden ayvaları soyup rendelemenizi rica edeceğim. Tamam. Siz onu yaparken ben de soğanı doğrayayım ve daha sonra pirinçle kavurmaya başlayacağım ki dolma içimizi hazırlayalım. Bugün aslında güzel bir zeytinyağlı iç hazırlayacağız. Onun içine ayva ve tahin ekleyeceğiz. Kayseri'nin de duymuşsunuzdur belki, bağları da çok meşhurdur. Evet. Bu bağlar da genelde işte 9. ay gibi, 8. ayın sonu gibi. Tam mevsiminde. Etli kazanlar kurulur, kara kara kazanlar çıkar ortaya. Salça mevsimimiz başlar bizim. Ah ne kadar güzel. Gerçekten salça kültürümüzün çok önemli bir ürünü. Şimdi zeytinyağında doğradığım soğanları pembeleşene kadar kavuruyorum. Zeytinyağlı dolma harcının içinde bol soğan olması gerekir ki daha fazla lezzetli olsun. O yüzden birazcık böyle iri bir soğan doğradık buradan. Şimdi fıstıkları ekleyeceğim içine. Dolmalık fıstığı ekleyeceğim. Pirinçleri ekledim içine. Pirinçleri de şöyle bir karıştıracağım yavaşça. Tek
Tekrar kavurdum. Biraz kuş üzümü ekleyeceğim içine. Kuş üzümlerini daha önce suda bekletmiştim. Kuş üzümlerini de ekledik. Biraz şeker ekleyeceğim. Çünkü zeytinyağlı dolmanın için birazcık da böyle tatlı olmalı. Peki böyle çocukluktan beri yetiştirilir misiniz? Yani siz böyle mantıyı öyle küçük küçük güzel kapatır mısınız? Kayseri'deyim, bu soruyu sormazsam şey olmazdı. Ben 7 yaşındaydım, düdüklüye yemek koyardım derim ve eşim buna çok güler. Tabii 7 yaşındayken de koymazdım ama hep bir mutfaktaydım. Şimdi diğer baharatları da ekleyeceğim yemeğime. Biraz nane ekliyorum. Biraz yenibahar ekleyeceğim. Yenibahar dolmanın bence olmazsa olmazı. Baharatlardan bahsetmişken, dünyada baharatlarla ilgili ilk yazılı kayıt Mısır'da yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bolca ayva ekleyeceğim. Şimdi zeytinyağlı dolma içi yaparken burada bir püf noktası verelim. İlk başta harcı yaparken çok fazla su eklememeniz gerekiyor. Aslında burada bir yarı pişirme yapıyoruz. Çünkü sardıktan sonra tekrar pişeceği için burada yarı pişirme yaparak altını kapatacağım. Yavaş yavaş kaynayacak, o suyunu çekecek ve daha sonra biz yaprağın içine bu harcı saracağız. Şimdi dolma içimiz hazır. Yine mis gibi kokular. Sıcak sıcak da şu anda iyi geldi değil mi baharat? Evet. Şöyle bir karıştıracağım. Şimdi sarmaya başlayalım mı beraber? Başlayalım. Değil mi? Artık sarmayı da küçüklükten mi biliyorsunuz? Küçüklükten demeyelim aslında da. Yani uzun zamandır, uzun zamandır yapıyoruz. Şöyle ortaya alayım isterseniz. Birlikte rahat rahat sarabilmek için. Bu tarz işler aslında Kayseri'de. İşte yaprak sarmadır, mantıdır. Daha çok konu komşu, eş dost, akraba ile birlikte kadınlar toplanıp işte herkesin yaprağı sarılır, mantısı sıkılır, yardımlaşarak olur. Ne güzel yani o dostluk, o komşuluk böylece pekişir aslında. Tabii, değil mi yemeklerde? Tabii canlanmış oluyor, evet. Evet. Tenceremizin dibine dizmeye başlayayım. Asmanın ve üzümün milyonlarca yıllık geçmiş olduğu bilinmektedir ve Anadolu asmanın ana vatanıdır. Şimdi sarmalarımızı tencereye dizdik. Biraz böyle limon eklemek istiyorum. Biraz nar ekşisiyle zeytinyağını rica edeceğim sizden. Şimdi bu esnada birazcık da tahin eklemek istiyorum. Thank you.
ve kapağını kapatacağım. Yaklaşık bu şekilde yarım saat pişecek ve daha sonra servis tabağıma alacağım. Şimdi ayvalı tayın yaprak sarmamız pişti. Hem böyle çok güzel bir görüntü var burada, hem de çok güzel koku geldi değil mi? Şöyle tenceremizi alalım servis için. Şimdi yemeğimiz servise hazır. Şöyle koyuyorum. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ben bugün sizlere bu tarihi mekanda ayvalı tayinli yaprak sarma hazırladım. Dilerim ki siz de bu tarifi evlerinizde denersiniz ve sevdiklerinizle en güzel sofralarda paylaşırsınız. ...1893 yılında idadi okul olarak hizmete açılan Sultan Abdülaziz döneminde Fransız ekolüne geçirilerek sultani tarzda eğitim veren tarihi kurum, bugün Kayseri'nin Milli Mücadele Müzesi. Orijinal pek çok eserin sergilendiği bu müze, şehrin en kıymetli ziyneti. Kayseri'de çok güzel bir yerdeyim. Milli Mücadele Müzesi'ndeyim. Yanımda Fehmi Bey var. Fehmi Bey bize müzenin kuruluş hikayesini ve tarihini anlatacak. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Sizleri burada görmek gerçekten çok güzel. Ne güzel. Ben de müzeyi sizinle gezeceğim için çok heyecanlıyım. İsterseniz gezmeye başlayalım. Hem de siz bize hikayesini anlatın müzenin. Olur. Buyurun. Kayseri Lisesi aslında çok önemli olaylara şahitlik etmiş bir eğitim kurumu. Mesela arkamızda bir konstrüksiyon var. Burada o bölümde 1921 yılında son sınıf talebelerin tamamı Sakarya Harbi'ne gitmişti. Ve onlar vatanlar için şehit düştüler. Mezuniyet defterine son sınıf talebelerin tamamı Sakarya Harbi'ne gidip şehit düştüğünden okulumuz mezun verememiştir ibaresi yazıldı. Ve bunun üzerine burada Kayseri Lisesi marşı da yazıldı. Faruk Nabız Çamlıbel tarafından ve yıllarca o marş okutuldu. Bizim için önemli dönüm noktalarından bir tanesinin anlatıldığı 1921 dönemi Sakarya hattı boyunca bizim varlık yokluk savaşımız devam ediyordu. Ve cephe gerisinde hemen Mustafa Kemal Atatürk her ihtimale karşı Ankara'ya bir telgraf gönderdi. Meclisin Ankara'dan Kayseri'ye taşınmasıyla alakalı gerekli hazırlıkların başlanması isteniyordu. Ve mecliste inanılmaz tartışmalar ortaya çıktı. Mustafa Durak Bey sonradan bu hadiseden dolayı ismi Sakarya olmuştur. Şöyle ifade kullandı kürsüden. Hiçbirimiz şehitlerimizden daha önemli değiliz. Gerekirse canımızı burada veririz ama bir adım gitmeyiz. Mecliste bu ve benzeri konuşmalar yapılmaya devam etti ve bu konuşmalar orduya yansıdı. Geriye doğru çekilirken askerlerimiz bu moral motivasyonla ilk defa Yunan birliklerini püskürtmeye başladılar. Gerçekten bizim için dönüm noktasıydı. Ne olur ne olmaz diye Ankara Belediyesi görevlendirildi. Önemli evrakların bir kısmı Kayseri'ye gönderildi. Bununla beraber çocuklar ve gazeteler bir kısmı Kayseri'ye taşındı. Böyle günler yaşadı Anadolu. Eğer Sakarya hattını yarsaydı Yunan birlikleri şu anda Kayseri başkenti olacaktı. Bu bina Büyük Millet Meclisi binası olacaktı. Arkamda gördüğünüz kürsü de replikasını görmüş olduğunuz kürsü de meclis kürsüsü olacaktı. Tabii ordumuz muzaffer gelerek bunu önlemiş oldu. Gerçekten şu anda burada o milli mücadele ruhunu hissetmek beni çok duygulandırdı. Çok teşekkür ediyorum. İsterseniz devam edelim. Tarihte ilk organize ticaret merkezi olarak da bilinen Kayseri'de Asur ticaret kolonilerine ve daha pek çok döneme ait eserler Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte. Pişmiş topraktan yapılma testiler, çivi yazılı tabletler, çömlekler. Hepsi tarihin gizemini aydınlatan işaretler.
Kayseri'de 7 Ağaç Siirt Arası'ndayım. İç Anadolu'nun en yüksek dağı olan Erciyes'in muhteşem manzarasında sizlere pöç tandır ve kuru kaymaklı firik pilavı hazırlayacağım. İlk önce pöç tandırımı hazırlayarak başlıyorum. Arpacık soğanları tencereme alıyorum. Pöç, dana ve sığırın kuyruk bölümündeki etli kısmıdır. Lezzeti yemeklere lezzet katar. Arpacık soğanları tencereye aldım. Kereviz sapı kullanacağım. Güzel bir lezzet katacak. Kereviz sapını da şöyle soğanlarımın üstüne ekliyorum. Bu esnada birazcık zeytinyağı ekleyeceğim. Anadolu'da yaşayan eski medeniyetler zeytinyağını hem yemeklerde hem de pek çok hastalığın şifasında sıklıkla kullanmışlardır. Pöç etlerimi tencereme yerleştiriyorum. Biraz sarımsak ekleyeceğim. Sarımsakları ikiye bölüyorum, lezzeti birazcık daha ete geçsin diye. Tarihsel olarak sarımsağa baktığımızda ilk olarak antik Yunan ve Mısır medeniyetlerinin kalıntılarında rastlıyoruz. Ölümden sonraki yaşamda sarımsağın para olarak kullanılacağına inanan Mısırlılar ölülerini bile sarımsakla defnederlerdi. Biraz taze kekik eklemek istiyorum. Ete çok güzel bir aroma verecek. Birazcık daha zeytinyağı ekleyeceğim. Birazcık limon kabuğu rendeleyeceğim. En son üzerine birazcık tereyağı ekleyeceğim. Ve daha sonra çok az et suyu ekleyip kapağını kapatacağım ve pişirmeye başlayacağım. Şimdi tüm malzemelerim tenceremde buluştu. Pişmek için tandır fırınına gidecek ve ağır ağır 3 saat pişecek. Pişerken ben de burada firik pilavımı hazırlayacağım size. Sıra geldi kuru kaymaklı firik pilavını hazırlamaya. Kuru kaymak özel bir kaymak. Yaklaşık 10 saat tandırda sütün bekletilmesiyle elde edilen bir kaymak ve özellikle bu bölgede çok sevilerek tüketilen bir kaymak türü. Şimdi ilk önce firik pilavımı yapmak için arpa şehriyelerimi kavurarak başlıyorum. Şehriyeler hafif kahverengi olana kadar, o güzel kokusu etrafa yayılana kadar kavurmaya devam edeceğim. Tel şehriyeler istediğim o güzel rengi aldılar. Şimdi sıra geldi bulgurları eklemeye. İki çeşit bulgur kullanacağım bugün. Biraz klasik bulgur, biraz da firik bulguru kullanacağım. İlk önce klasik bulguru ekliyorum içine. Oldukça zengin ve lezzetli bir pilav olacak. Şimdi firik bulgurunu ekliyorum. Firik bulgurunun klasik bulgurdan farkı buğday tanelerinin ateşte kavrulmasıyla elde edilen bir bulgur çeşidi olmasıdır. Pilavıma et suyu ekleyeceğim. Et suyu çok güzel bir lezzet katacak pilava. Biraz da reyhan ekleyeceğim. Pöç tandır fırınında, bulgur pilavım ocakta pişerken ben de bu muhteşem Erciyes manzarasının tadını çıkartacağım.
Şimdi firik bulgurum pişti. Böyle bana güzelce göz kırpıyor. Altını kapatacağım. Ve bu esnada içine birazcık kuru kaymak ekleyeceğim. Kuru kaymak pilavıma hem çok güzel bir lezzet katacak hem de çok güzel bir kıvam verecek. Biraz kuru kaymakların içinde yumuşamasını istiyorum. Aynı zamanda firik bulgurunun isli aroması şu anda pilavıma çok güzel bir lezzet kattı. Kokusu da burnuma geliyor. Pilavın kapağını kapatacağım. Birazcık bu şekilde dinlenirken ben de masamı toplayacağım ve yemeklerimi servise hazırlayacağım. Şimdi yemeklerim hazır. Servis tabağımı alacağım. Üzerine birazcık daha kuru kaymak ekleyeceğim. Birazcık da kuru reyhan. Biraz hem renk vermesi için hem de yine güzel bir lezzet vermesi için. Ve yemeğim servise hazır. Ben bugün sizlere bu muhteşem Erciyes manzarasında pöç tandır ve kuru kaymaklı firik pilavı hazırladım. Dilerim ki bu tarifi siz de seversiniz ve evlerinizde denersiniz, en güzel sofralarda paylaşırsınız. Eski bir yanardağ olan Erciyes Dağı, bugün şehrin uysal volkanı. Ülkemizin 5. büyük dağı olan Erciyes, Kayseri mutfağını taçlandıran lezzetlerin ana vatanı. Şehrin her yerinden kendini gösteren bu görkemli dağın eteklerindeki hürmetçi sazlığı da pek çok canlı türünün suyu, toprağı. Medeniyetler Beşiği Kayseri'de yine muhteşem bir manzarada masamı kurdum. Ben bugün sizlere bu kıymetli şehirde pöç tandır, yanında kuru kaymaklı firik pilavı, ıspanaklı paçanga böreği, narlı maydanoz salatası ve ayvalı tahinli yaprak sarma hazırladım. Ama elbette ki bu kadim şehrin lezzetleri bunlarla sınırlı değil. Tahin ve pekmezle yapılan nezine tatlısı, elbette ki Kayseri mantısı, su böreği ve yağlama da masamdaki yerlerini aldılar. Dilerim ki bu kıymetli mutfakları siz de sofralarınızda yaşatır ve nesilden nesile aktarırsınız. Yeni bir bölümde en güzel lezzetlerle buluşmak üzere. Tarihinden tabiatına, ticaretinden mutfağına uzanan zenginlikleriyle Kayseri'de ağızların tadı hiç eksilmesin. Yuvanızı huzur, sofranızı bereket hiç terk etmesin. Afiyetle.